Çoğumuz, hatta neredeyse hepimiz internetin bir parçası haline geldik. Eskiden olduğu gibi araştırmalarımızı artık kitaplar, ansiklopediler yerine daha çok internet üzerinden sağlıyoruz. İstediğimiz veriye saniyeler içerisinde ulaşabiliyoruz. Tabii bunu yaparken nereye bakmamız gerektiğini de bilmemiz gerek. İşte bugün sizlerle belki birçoğunuzun bilmediği, hayatınızı kolaylaştırabilecek, yaratıcılığınızı geliştirecek veya işinize yarayabilecek çok ilginç web sitelerini inceleyeceğiz. En beğendiğiniz web sitesini yorumlarda mutlaka yazmayı unutmayın. İlk web sitemiz Demos Algoritma. Site siyah beyaz fotoğrafları kendi yapay zekası sayesinde renkli fotoğraflara dönüştürüyor. Belki ailenizden kalma eski bir resim, belki de renkli halini görmek istediğiniz birçok resmi çok basit bir şekilde renkli hale getirebilirsiniz. Örneğin Çanakkale'deki kahraman askerlerimize ait bu resim. Konumlandıkları yerde düşman askerlerini gözetliyorlar. Bulduğumuz resme sağ tıklayıp resmin adresini kopyala ya da resmin konumunu kopyala dedikten sonra bu boş alana yapıştırıyoruz. Colorize yani renklendir dedikten sonra hemen altta sonucu görebilirsiniz. Oldukça başarılı değil mi? Eğer resmi indirmek isterseniz hemen altındaki yazıya tıklayarak indirebilirsiniz. Resim demişken ikinci web sitesine göz atalım. Yapay Zeka Sanatı isimli bir web sitesi. Yaptığı şey çok basit olmasının yanında oldukça da eğlenceli. Kendinizi orta çağda ya da daha uzak bir zamanda yaşamış biri olarak görmek ister miydiniz? Mesela o zamanlarda yaşasaydınız nasıl resmedilirdiniz? Bunu öğrenmek için hemen dene dedikten sonra seçtiğiniz herhangi bir resmi tablo haline dönüştürebilirsiniz. Üstelik bunun için birçok farklı tablo görünümü seçeneği mevcut. Tabii bazen garip resimler oluşsa da bu kadarı kabul edilebilir. Bana göre nasıl olurdu sorusuna cevap niteliğinde yapılmış ve bir yandan da eğlenceli bir web sitesi. Üçüncü web sitemiz Doğduğum Yıl Ne Olmuştu isimli web sitesi. Arayüzü çok basit olan bu site, doğduğunuz yıl neler olmuştu, neler yaşanmıştı gibi birçok detayı sizlere gösteriyor. Bunu Google Chrome'dan açarsanız Türkçe çeviriyle de görebilirsiniz. Örneğin 1972 yılı yazıp soru işaretine bastığımızda ne çıktığına bakalım. Google ve Yahoo'nun olmadığı bir yıldan bahsediyor. 1972 yılında çıkan The Godfather filmi o yılın en çok izlenen filmiymiş. Bu yıl benim en ilginç bulduğum olaysa Japon askeri Shoichi Yokoi'nin savaşın bittiğinden habersiz bir şekilde tam 28 yıl ormanda askeri görev gereği savunma yapmış ve sonunda Guam'da bulunmuş olduğuydu. Gerçekten oldukça trajikomik bir olay. Hatta bir video konusu bile olabilir. Devamında çıkan yazılarda o yıl yaşanmış birçok olaydan bahsedilmekte. Siz de ister kendi doğduğunuz yılı, isterseniz merak ettiğiniz bir yılı aratıp neler olduğuna bakabilirsiniz. Dördüncü web sitemiz İlginç Şeyler isimli bu site. Açıklanamayan yüzlerce gizemli olayın anlatıldığı ve oldukça merak uyandıran bir web sitesi. Benim de kanalımda seri halinde videosunu yaptığım Diatlov Geçidi olayı, Elisa Lam vakası ve bunun gibi yüzlerce olay detaylarına kadar anlatılmakta. Bu gibi konulara merak duyan takipçilerimin sayısı da oldukça fazla. Web sitesini inceleyip seçtiğiniz bir olayı yorumlarda yazarsanız hakkında bir video hazırlayabilirim. Beşinci web sitemiz daha çok araştırma yapmayı sevenler için. Kronos isimli bu web sitesi benim hayranlık duyduğum web sitelerinden biri. Arayüzündeki dünya haritasında zaman skalasını ayarlayıp geçmişe bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Örneğin zaman skalasını 1551 yılına ayarlarsak o dönemdeki şehirlerin tasvirlerini görebilirsiniz. Dünya haritası üzerinde o yıl hangi devlet ne kadar genişlemiş, hangi dine bağlı, hangi ırktan gibi birçok veriye ulaşabilirsiniz. Keşfedin kısmında bulunan kategorilerde, örneğin savaşlar kısmında o yıl ve yakın zamanda gerçekleşen savaşları, kitaplardan alıntıları, resimleri ve haritaları görebilirsiniz. Geçmişi her yönden araştırmanız için oluşturulmuş, gerçekten güzel bir web sitesi. Geçmiş demişken 6. web sitesine geçelim. Bu web sitesi bazı gazetelerin belli yıllar içerisindeki gazete sayfalarını gösteriyor. O gün ne yazılmış, ne konuşulmuş, o tarihte gündem neymiş, hepsini görebilmeniz mümkün. Bundan neredeyse 100 yıl öncesine ait gazete haberlerini okumak ve bugün, o günkü dünyadan ne kadar da farklı olduğumuzu görebilmek beni uzun uzun düşüncelere sevk etti. Düşünsenize okuduğum haberlerdeki insanların birçoğu, hatta neredeyse hepsi artık aramızda değil. Burada yazılan yazılar, haberler, ilanlar artık hiçbirinin bir önemi yok.
Bir gün bugünün de hiçbir önemi kalmayacak ve aynen bu şekilde bizi de araştıranlar olacaktır. Kim bilir? Günlük yaşantımızda zaman oldukça kıymetli olmaya başladı. Bu yüzden bir dizi izlerken zamanınızdan ne kadar alacağını bilmek isteyebilirsiniz. İşte 7. web sitesi size bir dizinin toplamda ne kadar sürdüğünü gösteriyor. Örneğin benim de sevdiğim Ölüm Defteri isimli anime çizgi filmini arattığımda bir sezondan oluşmakta olduğu yazıyor. Devam dediğimde bana bu dizinin 13 saat 34 dakika olduğu gösteriliyor. Bunun dışında farklı dizileri aynı anda toplayıp tüm bunların ne kadar zaman alacağını da görebilirsiniz. Tüm bölümlerin değil de örneğin sadece 4. sezonun ne kadar zaman alacağına da bakabilirsiniz. Filmlerden bahsetmişken bu siteden bahsetmeden geçmek istemedim. 8. web sitemiz Movie Locations yani çekim yerleri isimli bir web site. Bu site bize hangi filmin nerede çekildiğini gösteriyor. Sadece çekildiği yeri göstermekle kalmıyor, bunun hakkında birçok bilgi de veriyor. Örneğin benim en sevdiğim filmlerden biri olan Leonardo DiCaprio'nun da oynadığı Inception filmi. Alfabetik sıralamadan filmi bulduktan sonra nerede çekildiğini, hangi mekanların kullanıldığını detaylarıyla görebilirsiniz. Elbette içeriğinde her film olmasa da herkesin bildiği ve mutlaka izlediği filmleri bulacağından eminim. 9. web sitemiz Birlikte İzle ismiyle kurulmuş. Bu web sitesi sayesinde uzakta olan bir arkadaşınız ya da yakınınızla aynı anda film izleyebilir, sohbet edebilir ya da müzik dinleyebilirsiniz. Kendi sanal odanızı oluşturduktan sonra sağ üst köşede bulunan adresi paylaşarak davette bulunabilirsiniz. Site ismi her ne kadar Birlikte izle olsa da birlikte interaktif olarak yapacağınız farklı seçeneklerde bulunmakta. 10. ve son web sitesi ücretsiz olarak kullanabileceğiniz arka plan odaklı bir web sitesi. Evde ders çalışırken, webde gezerken, araştırma yaparken ya da çalışırken kullanabilirsiniz. Derinlik seviyesini arttırabileceğiniz farklı seslerle örneğin bir deniz kenarında ateş kampı ortamı oluşturabilirsiniz. Ya da sadece dalgaların hışırtılarını ve kuş seslerini dinleyebilirsiniz. Size daha çok hitap edecek farklı kombinasyonlarla kendi arka plan sesinizi oluşturup istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu pandemi döneminde evden çıkamayanlar ya da hastalığı sebebiyle evde olmak zorunda olanlar için söylemek isterim ki aslında olduğunuz yer, bulunduğunuz konum siz oradan hiç ayrılmadan tamamen farklı bir yere dönüşebilir. Hayal gücümüzün ayakları yoktur. Sadece gitmek istediğimiz yeri düşünmemiz bunun için yeterli.